Merhaba dostlar, iOS 17.4 beta 1 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncellemede hangi özellikler aktif ve hangi özellikleri kullanabilirsiniz? Gelin hızlıca kontrol edelim. Bu güncelleme sadece beta geliştiriciler için yayınlanmış olan bir güncellemedir. Ben gerekli olan tüm testleri gerçekleştirdim. Gelin birlikte bu test sonuçlarına bakalım. Yazılım güncellemede ilk gelen özellikler emojiler kısmında yaklaşık 10 tane emoji geldi. İlk başta fark ettim 6 tane emoji ekran görüntüsünü aldım. Bu emojilerde emoji kısmında bularak kullanabilirsiniz. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi çalınan aygıt korumasını biraz daha gecikme haline getirebilirsiniz. Bu güvenlik gecikmesinin gereksin mi? Aslında bu tanıdık konumlarda şu oluyor. Ev, iş yeri veya sakıldığınız bir yer varsa zaten iPhone bunu otomatik olarak kendisinden kaydediyor. Pil ve performans kısmında iyileştirmeler olduğunu söylemişlerdi. Yazılım güncelleme yapmadan önce pil sağlığım 97 idi ve hala hazırda 97 olarak güncelli bir şekilde kalıyor. Ortalama olarak iPhone 14 Pro Max'te yaklaşık olarak 7 saat 8 saatlik bir ekran performansı aldığımı söyleyebilirim. Gün içerisinde tabii ki de 9 saatlik de bir ekran performansı aldığımı söyleyebilirim. Ama 9 saat boyunca telefonu kullanmıyorum ne yazık ki ortalama olarak abartmazsak 6 saatlik bir ekran performansını net bir şekilde aldığımı söyleyebilirim. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve tabi ki de pil performansınız nasıl yorumlar kısmında yazarak diğer arkadaşlar da bu yazılım güncellemeye geçmeli mi geçmemeli mi karar verebilirler en azından. Güncelleme yapım numarasına baktığımızda ise 21E518 4i olarak güncellenmiş. Yani bu yazılım güncelleme yaklaşık 6 ve 7 beta yazılım güncellemesi süreceğini anlamına getiriyor. Bu yazılım gün güncelleme ile beraber modem değişikliğinde yaşandı. Eğer telefonunuz bazı noktalarda çekmiyorsa şebeke kalitesi ve Wi-Fi kalitesi de iyileştirmeler olacaktır. Son zamanlarda Apple'ın en çok yoğun sorun yaşadığı uygulamalardan tabii ki de temalar arasında. Temalar özelleştirdiğimizde ise bazı temalar hızlı bir şekilde yüklenmiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda otomatik olarak yüklendi. Bu sorun bu güncellemede giderdiklerini söylemişler. Aslında tabii ki de giderilmiş ama bir sonraki betalarda tabii ki de sona geldiğinizde ise bozuluyor. Şu anda yüklenmeye çalışıyor. Hızlı bir şekilde yükleniyor aslında. Eskiden temalar hızlı bir şekilde yüklenirdi. Şu anda bazı iOS 17 yazının güncellemesinde hızlı bir şekilde yükleniyor. Bazen bir dakikadan fazla da temalar sizi beklettirebiliyor. Hızlı bir şekilde Geekbench skoru puanlarına bakalım. Telefon üzerinde kasma dolma pek yaşamadım bu testleri gerçekleştirirken ve tabii ki de girmiş olduğum birçok uygulamada çok rahat bir şekilde akışını olduğunu söyleyebilirim. Geekbench skor puanları çok yüksek geldi. Eğer bu şekil giderse tabii ki de telefonun içerisinde herhangi bir kasma dolma olmayacak. Ama son e, final sürümüne yaklaştığımızda ise Apple nedense telefonu yavaşlatmaya çalışıyor bu aslında güzel bir şey değil. Telefon sürekli performanslı akıcı olursa birçok kullanıcı o kadar çok Apple'dan memnun kalır. Bu stabil bir şekilde bırakmıyorlar. Sürekli telefonu hızlı bir şekilde yavaşlatma veya bazen de çok hızlı bir şekilde hızlanmaya çalışıyorlar. Geekbench skor puanına baktığımızda ise tekli skor puanı 1915 çoklu skor puanına baktığımızda ise 5577 olarak güncellenmiş. iOS e, 17.3 yazılım güncellemesinin Geekbench skor baktığınızdaysa baktığınızda ise tekli skor puanı 1893, çoklu skor puanına baktığınızda ise 5596 olarak güncellenmiş. Yani iOS 17.3 ile iOS 17.4 beta bir yazılım güncellemesinin arasında iOS 17.4 Beta 1 yazının güncellemesinin Geekbench skor puanı daha yüksek ve daha avantajlı olduğunu söyleyebilir. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve telefonunuzla ilgili hangi sorunlar yaşıyorsunuz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız için de en azından bir yol izlemesi olduğunu söyleyebilir. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.